Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'de 2023 sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2023 soruları arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı 5 testindeyiz. Haydi bakalım devam edelim. Realizm akımı ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Yazar üslubun sağlam, açık, anlaşılır olmasına dikkat eder. Realizmde üslup sağlam olacaktır, açık ve anlaşılır olacaktır. Doğru bir ifade. Ahlaki bir amaç güdülür. Arkadaşlar ahlaki bir amaç güdülme romantizm ve hümanizmi kapsar. Bilginiz olsun. Cevabımız Bursa olacaktır. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizler. Evet, olaya müdahalede bulunmaz arkadaşlar. Gözleme ve çevre betimlemelerine yer verilir. Zaten realizm, gerçekçilik, gerçekleri anlatabilmek için ne yapmak lazım? O bölgeyi, o kişiyi gözlemlemek ve betimleme yapmak lazım arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet, hikaye türlerinden hangisine örnektir demiş bu metin. Bakalım arkadaşlar. Oğlum uyumuştu. Eve yine geç gelmişti. Elbiseleri masanın üstüne yatıvermiş. Pijamasının ceketini yatağının yanındaki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Yıllar önce yaşadığım korkuyu tekrar hatırladım. Ona bakamıyordum fakat onunla doluydum. Tıpkı çok eskiden bir defa daha olduğu gibi. O zaman daha küçüktü. Tifoya tutulmuştu. Ateşi vardı. Sayıklıyordu. O şimdi bunu hatırlamaz ki. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. Arkadaşlar nedir bu? Psikolojik bir durumu anlatmış. Neydi psikolojik hikaye? Bireyin iç dünyasını esas alan roman hikaye diyoruz biz bunlara. Cevabımız Denizli olacaktır. Evet, hangisi Sait Faik Abasıyan'a aittir arkadaşlar? Lütfen bu tip bilgi sorularını bilelim arkadaşlar. Birkaç eser ezberlemek zorundayız. Mahalle Kahvesi Sait Faik Abasıyan'ındır. Bilginiz olsun. Geldik gençler dördüncü soruya. Birinci dönem Tanzimat'la ilgili hangisi söylenemez demiş. Siyasi ve toplumsal sorunlar ele alınmıştır. Doğru bir ifade. Gazel Kaside Terkibat gibi nazım biçimlerinden yararlanılmıştır. Doğru bir ifade. Eski nazım şekilleriyle yeni konular işlenmesi. Doğru bir ifade. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhakim Tarhan öne çıkan temsilcilerindendir. Arkadaşlar Recaizade ve Abdülhakim ikinci dönem Tanzimat sanatçısıdır. Anlaştık mı? İkinci Tanzimat. Tanzimat. Evet. İkinci dönem Tanzimat sanatçılarındandır. Bilginiz olsun. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Hece denenmiş ama başarılı olamamıştır. Peki. Geldik hangisi saf şiir anlayışının temsilcilerinden değildir demiş. Arkadaşlar biz bunu nasıl kodlamıştık hatırlarsanız videolarımızda falan da yaptık. Kitaplarımızda da anlattık. Bilelim lütfen. Aycanay şeklinde. Aycanay şeklinde kodlamıştık. Nedir arkadaşlar? Ahmet Haşim. Yahya Kemal Beyatlı. Cahit Sıtkı Tarancı. Ahmet Muhittin Anas. Necip Fazıl Kısakürek. Ahmet Hamdi Tanpınar. Asaf Halet Çelebi. Ve arkadaşlar yedi meşaleciler. Yedi meşalecilerin hepsi. Hocam şimdi şıklarda olmayan ne? Mehmet Emin Yurdakul bu milli edebiyat dönemi sanatçısıdır arkadaşlar. Milli edebiyat dönemi sanatçısıdır bilginiz olsun. Bakın şu kodlamayı yaparsanız eğer cevaba ulaşırsınız. Devam edelim arkadaşlar. Geldik altıncı soruya. Hocam hangisinde örnektir demiş. Köpük genellikle sıvı içindeki gaz kabarcıklarına verilen addır. Bir tanımlama yaptı. Dikkat edin. Eğer bu birlikteliğin bir tarafını oluşturan sıvı hızla katılaştırırsa katı köpük veya gözenekli katı olarak adlandırdığımız yapı oluşur. Ancak sıvı yüzeylerin esnek bir zar gibi davranmasına yol açan yüzey geriliminin düşük tutulması gerekliliği sıvılarda olduğu gibi katılarda... Arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Gayet bilimsel bir bilgi vermiş. Bu bir hikaye değil. Bu bir gazetedeki köşe yazısı da değil. Fıkra da değil. Bu bir sohbet de değil, soru cevaplar yok arkadaşlar. Cevabımız makale olacaktır. Burada fıkrayla makale arasında kalırsın. Aradaki fark ne hocam? Burası nesnel bilgiler vermiş. Nesnel bilgiler vermiş. Cevabımız Ceyhan. Metin türlerinden hangisi, hangi şey, yedinci soruya pardon. Hangisine örnektir demiş. Bakalım. Eskiden üstad herkesçe tasdik edilmiş ehliyetlere verilen büyük bir payenin ismiydi. Son senelerde maddi hayat zevkinin istila edici bir şekil almasıyla üstad kelimesinde yavaş yavaş itibardan düştüğü görülür. Bizde bu kelime şimdi yarı yarıya küçümseme ve alayı içine alan bir garip şaka lafzıdır. Bu kelimenin macerası birçok sosyal kıymetin etrafımızda nasıl değiştiğini gösterir demiş arkadaşlar. Bakın burada
eleştiri bir esere, bir kişiye yönelik yapılır. Burada bir kelime değerlendirmesi üzerinden öznel yargılara ulaşmış arkadaşlar. Adana değil. Makale bilimsel konular, nesnel konular zaten kafadan gitti. Bu bir haber de değil, bu bir fıkradır arkadaşlar. Adam ne yapmış? İçinden geçenleri yazmış öznel ifadelerle. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik 8. soruya. Yay ayraçla gösterilen yere virgül konmalıdır demiş arkadaşlar. Bakalım hangisine virgül getireceğiz. Dillerin ana ögesi seslerdir. Arkadaşlar bakın dillerin ögesi. Bu bir tamlama. Tamlamalar virgülle ayrılmaz. Adana gitti. Dil varlığını sese borçludur. Borçludur yüklem. Borçlu olan ne? Dil özne. Arkadaşlar yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırmak için virgül kullanılır. Cevabımız Bursa olacaktır. Harf sesin yazıdaki işaretidir. Harf sesin yazı. Arkadaşlar ses dillerin belirleyici özelliğidir. Arkadaşlar bakın burada anlatılan şey ne? Anlam bakımından bağımsız olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için. Bakın burada dil varlığı mı, dil varlığını mı? Hani o yüzden cevabımız Bursa, anladık mı? Buralarda da virgül var. Sadece Adana'da virgül olmayacak. Arkadaşlar harf ses diye bir şey olmaz. Ses dil diye bir şey olmaz ama dil varlığı diye bir şey olabilir. Acaba dil varlığını mı yoksa dil varlığını mı? Onu anlatabilmek için ne yapmış arkadaşlar? Ne yapması lazım? Buraya bir virgül koyması lazım. Bu şeye benzer. Oku baban gibi eşek olma. Hani virgülü nereye koyacaksın? Okuya koyarsan babana eşek demiş olursun. Oku baban gibiye koyarsan normal bir cümle kullanmış olursunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani aynı ifade buradaki dil ifadesinde de kullanılmış. Bilginiz olsun. Geldik 9. soruya. Evet, ha, ögelerine yanlış ayrılmıştır demiş. Bakalım. Ayağını toprağa basmaktan korkuyordu. Korkuyordu yüklem. Korkan kim? O. Gizli özne. O neyden korkuyordu? Ayağını toprağa basmaktan. Neyden sorusu dolayı tümleç. Hocam ayağını burada ayırmış. Cevabımız Adana olacaktır. Bakın yanlış ayırmış burası. Diğerleri doğru ayrım arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Ögelerden hangisi yoktur demiş gençler. Ögelerden hangisi yoktur bakalım. Yazar Anadolu romanının özelliklerini nasıl belirlediğini bu makalesinde ortaya koydu. Ortaya koydu yüklem. Ortaya koyan kim? Yazar. Özne. Yazar neyi ortaya koydu? Anadolu romanının özelliklerini nasıl belirlediğini ortaya koydu. Belirtili nesne. Yazar Anadolu romanının özelliklerini nasıl belirlediğini neyde ortaya koydu? Bu makalesinde arkadaşlar bu da dolaylı tümleç. Bakalım özne, dolaylı tümleç, nesne cevabımız Bursa olacaktır. Geldik 11. soruya ve arkadaşlar son sorumuza. Birden fazla yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım. Irmak'la Ark birbirine gittikçe yaklaşıyor. Birbirine bitişik yazılır arkadaşlar. Bu yanlış. Gittikçe yaklaşıyor. Bende doğru yan yana akıyordu. Tamam. Burada bir tane var arkadaşlar. Adana gider. Birden fazla istiyordu. Vadi orada iyice darlaştığından sertleşme kuralına uymamış arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı var. Bir boğaz halini alıyordu. Yine bir tane var. Irmağın öte gece geçesindeki tepeler neredeyse karşı karşı. Şu ki bitişik olacak arkadaşlar. Sıfat kiisi bu. Hangi tepeler? Öte geçesindeki tepeler. Burada bir tane var arkadaşlar. Bir zamanlar buraya baraj yapılması için incelemeler yapılmışsa da D daha bağlacı ayrı yazılacak. Sonradan vazgeçilmiş. Vazgeçmek bitişik arkadaşlar. Haliyle cevabımız Denizli olacaktır. Evet. Güzel bir soruyla final yapmış olduk gençler. Geçmiş olsun. Diğer çekimlerimizde görüşmek üzere.